Bugünkü videomuzda kümesimizin yeni üyeleri gökşeşlerden bahsetmek istiyorum. Bazı bölgelerde yine gökşeş yerine mavi şeşli denilen bir ırk. Bu ırk kelebek sınıfında yer alan bir kuşlardır bunlar. Ve uzun süredir yetiştiriciler tarafından beslenmektedirler. Şeş kuşlar farklı renklerde olabiliyor. Bazı bölgelerde şeş yerine çeş olarak da bilinmektedir. Sarısı, kırmızısı, mavisi, siyahı bulunmakta. Ve yine ara renkler dediğimiz işte mor renginde ya da ne bileyim böyle kahverengi tarzında ara renklerde bu kuşlarda bulunmakta. Özellikle oyun konusunda çok iddialı bir ırk şeş grubunda yer alan kuşlar. Bu kuşlarımız az önce söylediğim gibi kümesimize yeni katıldı. Hemen bunları gördüğünüz gibi her kuşun takım takım bulunduğu bölmeleri aldık. Yetiştiricilerin yaptığı en büyük hata da, hatalardan biri de bu zaten. Dışarıdan geldikleri kuşu direkt kümeslerine almaları ve bu şekilde kontrolünü yapmadan, iç parazit, dış parazit ve diğer hastalıklara karşı kontrol yapmadan, gözlemlemeden kümeslerine dahil etmeleri ve akabinde kümeslerine hastalık taşımaları. Biz bu konuda hassas davranıyoruz. Aldığımız kuş, getirdiğimiz kuş her nereden gelirse gelsin mutlaka yaklaşık bir ay süreyle karantina dediğimiz bölgede bu kuşları bırakıyoruz ve izliyoruz kuşları. Dışkılarını takip ediyoruz. Genel duruşlarını takip ediyoruz. Nefes alıp verişlerine kadar hepsini takip ediyoruz. Ve böylelikle kümeslerimizi hastalığa karşı korumuş oluyoruz arkadaşlar. Bu kuşlarımızdan bahsederken öncelikle şunu da söyleyelim. Bu kuşlar Bursa'da sevdiğimiz bir arkadaşımız Ahmet Yağız ve abisi olan Mehmet Yağız abiden bize hediye edildi. Açık renkli olan öndeki kuşumuz dişi. Arkada düz renk olan kuşumuz ise erkek. Düz rengi gök ya da pal deniyor bazı bölgelerde. Bu kuşlar yavru kızması kuşlar olup şu anda ensedeler. Muhtemel olarak söyleyeyim yaklaşık bir hafta içinde yumurtlayacaklardır. Güzel bir takım. Buradan kendilerine teşekkür ederiz. Güzel bir takım kuşu bize sahiplendirdiler. Bunlardan üreteceğiz. Önümüzdeki günlerde yine yavrularını sizlerle birlikte göreceğiz. Sizlerle paylaşacağım. Küvestirimize yeni getirdiğimiz kuşları az önce söylediğim gibi karantina bölgesine alıyoruz. Hal ve hareketlerini, dışkılarını inceliyoruz. Bugün bu kuşlara vitamin takviyesinde bulundum. Stres önleyici ve bazı amino asitler ve vitaminler içeren bir vitamin. Bunu kuşlarımıza kullandık. Ve şu anda gayet sağlıklı duruyorlar. Burada bir ay kadar misafirimiz olup daha sonra kelebek kuşlarımızın bulunduğu sahamızda yerlerini alacaklar. Kanalımızı takip ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Yine güvercin hastalıklarıyla ilgili web sitemiz olan www.mehmethocam.com web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Kanalımızdaki videoların daha çok kullanıcıya ulaşması için, daha çok yetiştiriciye ulaşması için diğer sosyal platformlarda paylaşmanız güzel olacaktır. Tekrar kanalımızı takip ettiğiniz için teşekkür ederim. Hepinize bol yavrulu, hastalıklardan uzak bir sezon geçirmenizi dilerim. Hoşça kalın.